Teşekkür ederiz. Biz de iyiyiz. Doğum günü var sanırım içeride. Evet. Nasıl geçti? Valla çok güzel. Cansel'in doğum günüydü. Tuğçe ve beraberindeki insanlar beraber çok güzel bir doğum günü organizasyonu gerçekleştirmişler. Herkes çok tatlı şu an. Peki siz neler yapıyorsunuz? Ne diyeceğimizi bilemedim. Yani çok güzel bir yıl diliyorum Cansel'e. Tanıdığım için çok mutluyum. Cansel de Tuğçe'yi de aynı şekilde. İkisi de çok tatlı bir çift benim için. Siz de çok tatlı bir çiftsiniz. Bir ayrılık gerçekleşmişti. Tekrardan barışma oldu. Hayırlı olsun tekrardan. Neler söylemek istersiniz bu konuyla alakalı? Sen söyle. Yolaç Bey, siz de görmüşken ayrılığın ayrılığın sebebi neydi acaba? Siz de bir arada görmüşken ikinize tekrardan soralım. Bazı anlaşmazlıklarımız vardı. Anlaşmazlıklarımızı konuştuk. Ayrıyken daha mantıklı ve makul düşünüyorsunuz. Onları aşabileceğimizi düşündük. Çünkü aslında bir arada anlaşamayacağımız hiçbir durum yoktu. Ama bazı şeylerimiz vardı. Onları konuşup kendi iç dünyamızda kalıp birazcık daha birbirimize fırsat vermemiz gereken durumlar olduğuna karar verdik. Her yol zorlu, kolay değil. Yani kolay, evet, kolay bir şey değil ilişki. ama ilişkiyi de öyle... Evet, doğru, aynen. İlişkiyi de öylece hani bir şeymiş gibi kenara atmaya gerek var mıydı yaşadığımız şeyde? Hayır, yoktu. Onu değerlendirip tekrardan bir araya gelmeye karar verdik. Ve bence çok doğru bir karar verdik. Peki Yolaç Bey'den bir teklif bekliyor musunuz? Bir teklif gelir mi acaba? Evlilik teklifi. Yolaç Bey'e soralım. Belki İrem'in bekliyordur. İrem Hanım bekliyordur belki de. Siz neler söylemek istersiniz? Yolda her zaman sürprizler alıyor. Yol böyle bir şey. İrem Hanım'a projeleri sormak istiyorum. Alp Bey'de sanırım bir proje vardı. Çekimler bitti mi? Dizi miydi? Film miydi? Birazcık bahsedebilir miyiz? Şu an yeni bir dizi projemiz var. Evet. TRT ile anlaştık. Çok güzel bir iş olacağını düşünüyorum. Alp çok güzel bir insan. Yani henüz başlamadık, okuma provamız bile olmadı. Ama karşılaştık, güzel bir ekip kuruluyor şu anda. Gerçekten herkes çok kaliteli, çok güzel, çok güzel bir iş olacağına inandığımız güzel bir proje. Umarım hepimiz için çok hayırlı olur. Ve seyircilerin çok beğeneceğini düşünüyorum. Peki Farah Zeynep Abdullah'ın geçtiğimiz günlerde bir açıklaması vardı. Sosyal medya hesabından şey dedi. Oyuncuları pazardan domates seçer gibi dedi. Yan yana koyuyorlar dedi. Ondan sonra hangisi bu diziye yakışır diye dedi. Sosyal medya hesaplarında anketler yapılıyor dedi. Siz bu konuyla alakalı ne söyleyeceksiniz? Yani her zaman sosyal medyadan karşılaştığımız insanlar çok doğru olmayabilir. Aksini düşündüğümüz insanlar çok daha iyi bir partner olabilir. Bunun sosyal medyadan doğru bir şekilde olabileceğini düşünmüyorum. Belki de çok doğrudur. Onu da bilmiyorum. Herkes bunu kendince söylemekte özgür. Yani sosyal medyada böyle ya. Herkes kendi özgür iradesiyle söylediği durumlar var. Ama bu her zaman bu böyle mi? Hayır, değil. Peki siz Farah Hanım'ın açıklamasını mantıklı ya da doğru buluyor musunuz? Ya bu herkes için çok özgür bir yer. Evet. Onun için çok doğru olabilir, benim için olmayabilir. Başkası için onun katılacağı bir durum olabilir, benim için olmayabilir. Ya burası çok kaotik bir durum. Yani bununla ilgili çok doğru bir şey söylemem. Bazen çok doğru yorumlar var. Bazen de gerçeği görene kadar doğru olmayan yerler var. O yüzden çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Yani burası dediğim gibi çok değişik bir platform. Instagram'da ya da sosyal platformda söylediğimiz şeyler, hani başta gördüğümüz iki tane fotoğraf çok doğru olmayabilir. Yani bir kısmına hak verebilirim, bir kısmına hak vermeyebilirim. Yani gerçekten çok enteresan bir yer çünkü. Peki. O yüzden şu anda bir şey söyleyemeyeceğim, kusura bakmayın. Çok teşekkürler, iyi akşamlar dileriz. Teşekkürler, sağ olun. Tamam mıyız?
Buyurun. Evet. Duygül Hanım merhabalar. Merhaba. Güzel bir gece, güzel bir tiyatro. Evet. Var. Neler söyleyeceksiniz? Ya kaç yıldır, 4 yıldır falan var. Ben bir gelememiştim çalışmaktan. Şimdiye kısmetmiş. Siz de son dönemde tiyatroya çıkıyorsunuz zaten. Evet evet, geçen sene yapmıştım, bu sene yapmayacağım ama. Sizce her oyuncu tiyatro sahnesinden geçmeli mi Duygül Hanım? Ya öyle bir kural yok. Ya çünkü eski oyuncular, bazı usta oyuncular, bazı usta oyuncuların açıklamaları oluyor. Genç oyuncuların mutlaka tiyatro sahnesinden geçmesi lazım diye. Ya genç oyuncuların çok da üstüne gitmemek lazım. Çocuklar ellerinden geleni yapıyorlar zaten. Ben ne yapıyorlarsa doğru buluyorum açıkçası. Çok şık buldum sizi bu arada. Ay çok teşekkür ederim. Sağ olun. Başka programdan geliyorum, ayıptır söylemesi. Yani toptan hazırlandım, çıktım işte. Siz nasılsınız, neler yapıyorsunuz? İyiyiz. Filmimiz var 7 evet. Ekim'de vizyonda. Onun heyecanı içindeyiz. Onun dışında evde yemek yapıyorum. Ne yapayım işte öyle. Spor yapmaya çalışıyorum. Zayıfladım çünkü. Onunla uğraşıyorum. Başka böyle ne oldu? Taşkent'teki fotoğraflarınız da çok iyiydi, çok güzeldi. Zayıfladım evet. Diyorum ya işte. Festival nasıl geçti sizin için? Çok güzel darlandığınız aday haberler çıktı. Çok güzel geçti. Harika geçti. Gerçekten ben Türkiye Cumhuriyetleri'ne gitmeyi çok istiyordum. Çünkü oradan talep çok vardı. Ama aynen ona da çalıştığım için gidemiyordum. Şimdi gittim. Çok güzel. Yani halkla bütünleşmek çok iyiydi. Özbek halkıyla. O açıdan mükemmeldi. Peki festivalde... Ama onun dışında... Festivalde yaşanan bazı olaylar var sanırım. Ya onlar organizasyon sıkıntısı. Her zaman olur, olacak şeyler. Yani benimle çok alakası yok açıkçası. Peki şöyle sorayım, yazılan her şey yaşandı mı? Ben ne yaşandı bilmiyorum. Ben programdan geldim, pek çok takip etmedim. Yani Serdar Bey de sanırım. Serdar Bey. Bak, Serdar Bey'i kim üzdüyse karşısında beni bulur. O bizim baş tacımız. Öyle bir şey olur mu? Olur mu öyle şey? Burak Bey sahneyi reddetmiş, ben çıkmam diye bağırmış. Valla arkadaşlar ben bilmiyorum hiçbir şeyi. Hadi öpüyorum. Peki, İyi seyirler. Çok teşekkürler. Sağ olun, size de teşekkür. Eylül'de tiyatro. Geç karşı. Evet, buyurun. Evet Ece Hanım, merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, sizler. Güzel bir gece, güzel bir sahne. Evet. Neler söyleyeyim? Güzel, her sahneden önce başka bir heyecan, başka bir mutluluk. Yine bu akşam biraz sonra seyircimizle buluşacağız. O yüzden keyfimiz çok yerinde. Güzel bir gece olacak. Bütün enerjimizle şarkılarımızı, danslarımızı, her şeyimizi yapacağız. Çok keyifliyiz. Ece Seçkin yazı nasıl geçti? Yaz turneleri nasıl geçti? Ece Seçkin bu yaz eve hiç gitmedi. O kadar söyleyebilirim. Temmuz ayında 3 gece falan hani evde kaldım, yatmıştım. Onun dışında sadece turnedeydim. Çok şarkı söyledim. Yorucu mu? Tabii ki çok yorucu. Yani işte bir yani kadın bir şarkıcının bu hale gelmesinin ne kadar zaman aldığını tahmin edebilirsiniz. Bir de bunu her gün yaptığınızı düşünün. Gerçekten o kısmı yorucuydu ama işte o kadar büyük bir tutku ve mutluluk ki seyirciyle buluşmak, işte o hep hayalini kurduğun sahnede bulunmak, o böyle her şeyin üstünü kapatıyor. Bütün bir yorgunluk, o ne bileyim etrafındaki kaos, her şey bir anda gidiveriyor. Evet, genel anlamda çok yorucu bir yazdı ama bir o kadar da güzel bir yazdı. İnşallah önümüzdeki yaz da aynı bu şekilde geçer diyorum. Eve çok yorucu olarak. Eve vakit ayıramadım dediniz de Çağrı Bey bu durumdan şikayetçi. O hiç şikayetçi değil çünkü o da eve ayıramadı. Evet, bugün çok nadir gelir. Bugün tesadüfen denk geldik. Çağrı Bey tabii ki hiç bundan şikayet edemedi çünkü kendisi de hiç evde yoktu. Onun da inanılmaz yoğun uçuşları vardı. Çok az görüştük. Ne bileyim, ne denir bununla alakalı, özleştik yani genel anlamda yaz birazcık yormasıyla birlikte bir buruk özlem de oldu tabii tatil ki. Tatil sıkıştıramadınız mı? Tatil sıkıştırdık ama çok kısa, 3-4 günlük bir Ibiza tatili sıkıştırdık.
Pandemi sonrası çok özlemiştik, çok gitmek istiyorduk tekrar. Bir 3-4 gün kadar gittik. Orası bize iyi geldi. 3-4 gün bile böyle bayağı bir bizim kafamızı dağıttı. Dinlendirdi diyemeyeceğim. Sadece parti yapmakla geçti ama çok eğlendiğimiz için, çok da keyif aldığımız arkadaşlarımızla gittiğimiz için o 3-4 gün bile böyle çok moral oldu bize, güzel oldu. Yoğun tempoya şarkı, yeni şarkı sığdırdınız mı? Albüm var mı? Evet, yepyeni bir şarkı sığdırdık. Daha yeni çıktı. İstanbul'da olduğumuz tek gündü, klip çektiğimiz bir gün. Çok sıcak bir gündü, zor bir çekimdi ama çok güzel oldu. Zaten sosyal medya üzerinden çok güzel yorumlar alıyorum. Şu anda seviliyor şarkı, yavaş yavaş yayılıyor herkesin dilinde. Bu da tabii ki bizi mutlu ediyor. Yeni şarkılar hazır. Birazcık böyle hem tempomuzun birazcık durulmasını ve tabii ki bir önceki şarkımız çok yeni çıktığı için biraz onun yayılmasını, ona zaman tanımak adına, şarkıya zaman tanımak adına birazcık bekledik. Şimdi yeni şarkımız da hazır, onu da kısa süreçte dinleyicimizle buluşturacağız. Ece Hanım, son dönemde sanatçılarımıza karşı sahneye telefon atma olayı var. Hı hı. Sizin de başınıza geldi aslında. Bu olayla ilgili neler söyleyeceksiniz? Yani herkes çok şey söyledi bu konuyla alakalı. Çok yanlış. Ben zaten başıma geldiğinde o gün, o gece o kadar çok güzel bir konserdi ve çok kalabalıktı. Sahneye fırlatılan ilk telefon değildi. Seyircinin burada kötü niyetli olduğunu tabii ki asla söyleyemem. Gençlerimizin işte bu TikTok'ta yayılan akım sebebiyle bunu yaptıklarını biliyorum ama mesela benim başıma kötü olarak geldi. Ben yaralandım. Evet, mesela evet. Kulağım çok acıdı. Konseri kesmek, arkadaşta kulağıma buz koyduk, sonra tekrar çıktım. Her şeyden önemlisi şöyle bir şey, sahnede tabii ki çok adrenalin dolu oluyoruz ve nereden ne olduğunu bilmediğiniz bir cisim yüzünüze geldiği zaman gerçekten bir şok yaşıyorsunuz, onu yaşadım. O şoku olabildiğince hızlı şekilde atlatmaya çalıştım. Umarım bir daha başıma gelmez diye düşünüyorum. Ve hiçbir arkadaşımın da tabii ki başına gelmesini istemeyeceğim hani bir şey. Bu durumda motive gidiyor mu yani sahnede? Tabii ki gidiyor çünkü şöyle, o gün mesela ben o sahneyi orada bırakabilirdim, evet. Gidebilirdim. Evet. Çünkü şok yaşadım. Hem kendim, hem orkestram, dansçılarım, herkesin konsantrasyonunun bir anda sıfıra indiği bir an. Kesinlikle. O an. Düşünsenize yani, bir de sahne üstündeki ışıklar, ileriyi göremiyorsunuz ve ne yüzünüze gibi, sert gibi. Ve ağır bir cisim geliyor ve kulağınız, yani elimi refleks olarak böyle yapmasam gözüme geliyordu o telefon benim mesela. Öyle bir anda tabii ki sonrasında toparlanmak, ben mesela arkada çok sakinleştim, tekrar çıkmayabilirdim ama orada da mesela o telefonu atan bir kişi ama binlerce seyirci var, onların da konserini, evet, ve eğlencesini bölmek, kesinlikle, gibi bir şey yaşatmak istemezdim. O yüzden sahneye geri döndüm. Maalesef öyle talihsiz bir olay yaşadım. Bir daha yaşamamak dileğiyle. İnşallah diyelim. Hayırlısı olsun. Çok geçmiş, çok teşekkür olsun. Ederiz. Sağ olun. Kolay gelsin sizlere de. Ece Hanım, ben de gazeteciyim.